Öncelikle herkese merhaba. Bugün aslında yakın zamanda hayatımıza giren 3 tane dergiyi, bir nevi aslında yayını konuşacağız. Onların arkasındaki isimlerle o yayın maceralarını kavramayı anlamaya çalışacağız. Ama ondan önce ben Türkiye'de daha önce bilim kurgu yayıncılığı alanında neler oldu, neler bitti, onu kısaca bir özetlemek istiyorum. Onun üzerine konuşursak hem temelde sağlam olacağı için bazı şeyleri daha iyi anlayabiliriz diye düşünüyorum. Aslında bizde bilim kurgu yayıncılığı yeni değil. Ta 70'lere kadar uzanıyor. 1971 yılında ODTÜ'de o dönem matematik bölümü öğrencisi olan Sezer Erkin Ergin Antares diye bir dergi çıkarıyor. Aslında fanzin de diyebiliriz belki ona, çünkü bayağı amatör bir şey. İlk artık Türkiye'nin ilk bilim kurgu dergisi, onu söyleyebiliriz. Hemen birkaç yıl sonra 1976'da bu sefer de İstanbul'da Selma Amin'e X Bilinmeyen diye bir dergi çıkarmaya başlıyor. Önce Teksir'le başlanıyor yayın hayatına. Daha sonradan da bu Teksir'ler birleşip X sayı ve renkli olarak çıkmaya başlıyor ve X Bilinmeyen hayatımıza giriyor. X Bilinmeyen'in şöyle güzel de bir tarafı var. 42 sayı sürüyor ve hala Türkiye'nin en uzun soluklu bilim kurgu dergisi olma unvanını da taşıyor. Bu açıdan da tarihi bir öneme sahip. 1980'de bu sefer Bülent abi giriyor hayatımıza, Bülent Akkoç. O da zaten işte X Bilinmeyen kadrolarından yetişmiş. Aslında birazcık da dergiciliğe hakim olmuş bir büyüğümüzdü. Kendisini birkaç yıl önce kaybettik. Muhtemelen tanıyanlarınız içinizde vardır. Onun Göktaşı dergisi 3 sayı sürebiliyor. 1980'de başlıyor. 1983'te bu sefer Zühtü Bayar geliyor. O da Galaktik adında bir fanzin üretiyor. O da tek sayı sürüyor. 6-7 yıl sonra Bülent Akkoç, Ekrem Kasım'la, kendisi ressam bu arada, Çağdaş Sanat Bilim Kurgu diye 3 sayılık bir dergi çıkarıyorlar. Bunlar internette bulunabiliyor PDF formatında. Merak edenleriniz olursa bakabilir. Bülent abi yine rahat durmuyor. Bu sefer de 1989'da Öncü diye bir dergi çıkarıyor. Bu 12 sayı sürüyor. Öncü'nün şöyle güzel bir tarafı var. Tamamen abonelik sistemine göre. Siz başvuru yapıyorsunuz. Sizin adresinize dergi gönderiliyordu. Burada haberler olurdu, öyküler olurdu. Hatta Bülent abi böyle yıl yıl şeyleri tutardı. Şu yıl hangi bilim kurgu kitabı çıkmış diye. O dergide o listeleri falan da verirdi. Öyle önemli, güzel bir dergiydi. Küçük böyle boyutlardaydı. 1996'da bu sefer Bülent abi çizgi roman dünyasını tanıdığı bir isim Hakan Alpin, onunla Atılgan dergisini çıkarmaya başlıyor. Çoğumuzun aslında yaş itibariyle en iyi hatırladığı şey odur galiba, Atılgan dergisidir. O da 14 sayı sürüyor. Hatta Atılgan dergisinin şöyle güzel bir tarafı da vardı. Moda Çay Bahçesi'nde buluşmalar olur 94 yılından bu yana. İşte biz de o zaman ilk gittiğimde ben çocuktum mesela, giderdik işte orada sohbetler ederdik ve bir nevi aslında bir komünite oluşturup böyle orada besleniyorduk kendimizce. 90'lı yıllarda Beyoğlu'nda Atılgan diye bir dükkan vardı. Bilenler bilir belki, yaşı yetenler. O dükkan vasıtasıyla Nostromo diye bir dergi çıkmıştı. Hatta bir son sayısında öykü yarışması da yapmışlardı. O da 4 sayı sürmüştü. O da güzel bir dergiydi. 2000'li yıllara geldiğimizde biraz dergicilik faaliyetlerinin biraz azalmaya başladığını görüyoruz. Bu dönemde işte İzmirli bilim kurgu severlerin çıkardığı Albemut diye bir fanzin var. Bir de 2002-2005 yılları arasında 10 sayı çıkan Davetsiz Misafir var. Bu dergileri artık günümüzde bulmak çok zor. 2016-2017 döneminde SFX Türkiye, bu meşhur İngiliz bilim kurgu dergisi, o Türkiye'de bir yerel bir şey yapmaya çalıştı. O da 3 sayı sürebildi. Öte yandan tabii şeyler de var. Hani bunlar basılı dergilerdi. Bir de basılı olup da sadece dergi formatında çıkanları var. Onlar da yeni dünyalarda. Yerli bilim kurgu yükseliyor. Gölge, Hayalet, Komplike, Alt Sine, Seyir Defteri, bir de İTÜ Bilim Kurgu gibi dergilerle de zaman zaman karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Dolayısıyla yani bu tarihi bilmek, hani ilk kez yapılan şeyler olmadığını, bunun aslında bir miras olduğunu, bu arkadaşlarımız o mirasın üzerine bir şeyler yapmaya çalıştığını bilmek bence önemli. O yüzden ben aslında bu sunumun da ardından şeyi sorayım böyle. Önce kendinizi bize bir tanıtır mısınız? Sen başla, öyle gidelim. Ben başlayayım, peki. Hemen kendimi... ben Emre Bozkuş.
Türk Edebiyat mezunuyum. Bu işlere tabii üniversitede lisansta dergiler hazırlarken girmiştik. Daha sonra Bilim Kurgu Kulübü'yle senin de aşina olduğun üzere tanıştım ve ondan sonra bilim kurgu benim için biraz edebiyatın yanında bir tutku haline aldı. Biliyorsun biraz çok, sen de onu yaşadın. İşte dergi gelene kadar, oruma gelene kadar daha çok online, internet üzerinden yayıncılık ve işte yazarlık yaptım ama dergiye kadar gelene kadar şunu fark ettim ki bizim gerçekten bu konuda büyük bir açlığımız var. Çünkü hayal gücü gerçekten genişmiş bir milletiz ama sorun bunu nasıl, nereye kanalize edeceğimizi bilmememiz. Ben de bir deli iş yapıp buraya girdim. Aslında ben deliyim yani, anlayacağınız üzere. Burada suç ortağımda Ruşen, isterseniz oraya veririm sözü. Evet Ruşen. Dergilerin isimlerini de söyleseniz, bu hangi tabii, dergi? Evet, onları da tabii paylaşalım. Orm Fantastik dergisini çıkardık. Roket'te ayrıca birlikte çıkıyoruz Ruşen. Tamamdır. Ruşen seni de tanıdık. Evet. Dergini birazcık tanıdık. Ben Ruşen Doğanlar. 1988 İzmir doğumluyum. İngilizce öğretmenliği yapıyorum. Ben de aslında bilim kurguya yönelmem biraz Bilim Kurgu Kulübü sayesinde oldu. Ben üniversite yıllarından beri sürekli kısa öyküler yazan biriyim. İşte ilk başlarda korku türünde yapıyordum. Sonra fantastik tarzda kara mizah öyküleri yazdım. Ama Bilim Kurgu Kulübü ile tanışmam böyle bir dönüm noktası gibi oldu. Ondan sonra çok daha fazla bilim kurguya odaklanmaya başladım. Ve bir süre sonra şeyi fark ettim. Yani birçok bilim kurgu öyküsü yazan kaliteli yazarlar var. Ama bir basılı dergi yok. Yani basılı bilim kurgu dergisi yok. Farklı tür yayınlar var. Bilim Kurgu Kulübü bir internet sitesi. Yerli Bilim Kurgu Yükseliyor bir elektronik dergi. Ya da işte Lagari Fanzin, o da bir bilim kurgu fanzini. Ve neden olmasın diye düşünerek yola çıktık. Güzel olmuş. Evet. Dördüncü sayıya da ulaştınız demek ki. Dördüncü sayı, evet. Bu hafta... Onu böleceğim de belki dergileri göstermek isterseniz. Tabii göstereceğiz birazdan. Dördüncü sayı da önümüzdeki günlerde bu roketin üçüncü yayınlanacak. Şeyde dışarıdan hemen oradan da takip edebilirsiniz daha sonra zaten. Ya da incelemek isteyenler oradan da bakabilir. Bu Orm Fantastik, Emre Bozkuş ve ekibi tarafından çıkartılan. Bunun da ilk sayısını bulalım. Evet, bu da Neon Nexus'un ilk sayısı. Onu da şimdi Taylan bize paylaşacak. Yayın macerasını biraz. Selamlar herkese, ben Taylan Onur. Öncelikle Bilim Kurgu Kütüphanesi'ne bu organizasyon için çok teşekkür ederiz. Çünkü kendimize ifade edecek alanlar yok denecek kadar az. Kendime en azından bunun üstünden anlatmak benim için daha güzel ve daha doğru olacak gibi. Ben yaklaşık bir 12 seneyi aşkındır fanzinle de uğraşıyorum. Fanzinler basıyoruz. Hatta fanzin dünyasının arkadaşlarım burada bazıları. Fanzinlere büyük emekler harcadım. İşte bir sürü yayın bastık. Bir sürü yayını ücretsiz dağıttık. Ve bunların bir karşılığını görmedik. Bunlar da biraz benim karakterimi şekillendirdi. Kendimi yazılı şeyler üzerinden tanımlamam daha doğru olabilir. Gares fanzini çıkardık. Daha sonra arkasından Zerk fanzini çıkardık. Aklımızda bir dergi çıkarmak yoktu. Ve yaptığım her yayında aslında bir okurdan merhameti hiçbir zaman beklemedim. Yani işte bizi okurlar mı, beğenirler mi gibi bir talepten hareket hiçbir zaman etmedik. Neon Nexus'ta da gene böyle. Hani işte Neon Nexus Türkiye'nin hani ilk cyberpunk dergisi. Bilim kurgudan biraz ayrı durmak istedik. Çünkü biz biraz daha öfkeli ya da biraz daha sınıfsal bir yerden bilim kurguya bakıyoruz. Biz biraz da geleceğin ara sokaklarını veya daha underground bulduğumuz yerlerini anlatmak istiyoruz. Çünkü Neon Nexus ekibi aşağı yukarı belki sizler de öyle. Ben bilim kurguyla tanıştığımda bir gecekondu mahallesinde oturuyordum ve benim için bilim kurgu oradan düşündüğüm şekildeydi. Ve bu sebeple cyberpunk'a yönelmem daha anlaşılabilir. Üstün yeteneklerim yok. İşte harika bir iş yapmıyorum ama yine de ortada bir ürün var. Kendimi bu şekilde anlatabilirim. Güzel. Aslında herkesin merak ettiği bir soru var. Bilim Kurgu Dergici'nde özellikle iki tane büyük olay var bu tarihi
süreçte. Bir tanesi 1950'lerde başlayan antolojiler. Daha öncesinde biz dergilerden okurduk öyküleri, bilim kurgu öykülerini özellikle ya da inceleme yazılarını. 1950'de yeni bir gelenek oluşmaya başladı ve yayın evleri belirli periyotlarla artık antoloji kitapları çıkarmaya başladılar. Öyküleri bir arada toparlayan ve bu da aslında bir nevi dergilerin solunu hazırlayan süreçlerden biriydi Batı'da. O anlı büyük dergiler zaman içinde sönümlendi ve gitti. Günümüzde herhalde Batı'da çok büyük dergilerin pek çoğu kalmadı artık. Ufak tefek birkaç dergi kaldı. Yani ikinci darbeyi de 2000'lerde internet attı aslında dergiciliğe. Çünkü artık herhangi bir yazıyı ya da öyküyü tek tuşla yayınlamak, dağıtmak mümkün hale geldi. Dolayısıyla ben o soruyu soracağım. Yani internet çağında dergicilik yapmak nereden aklınıza geldi? Bu deli cesaretin neye başlıyor sence? Taylan senden başlayalım. Bu sefer böyle gelelim. Tamam. Aslında evet, söylediğiniz şeyler çok doğru. Bayağı da hani dergi çıkarmamız mantıksız bir olay aslında baktığınızda teorik olarak. Şöyle, e-yayınların aslında ben insanlar tarafından çok fazla okunmadığını ve önemsenmediğini görüyorum. Okuma kültürümüzün bizim sıklıkla eline alma, karalama, altını çizme, sayfayı katlama, ayraç koyma üzerinden şekillendiğini düşünüyorum. Türkiye'deki okurun ben mutlaka eserin kendisine dokunmak istediğini görüyorum. Bunun dijital şekilde temas kuramadığını, o eserin yazarıyla bir temasta olmadığını düşünüyorum. Bu tabii süreç içinde değişebilir. Bu sebeple biz mesela bununla ilgili bir oylama yapmıştık Instagram üzerinden. Neon Nexus'u PDF olarak da satışa koyalım mı? Basılı olmasının yanında. Herkes hayır cevabına işaretlemişti. Biz de böyle bir şey yapmadık. Basılı yayın olmaya da devam ediyor. Aslında bir şeyi basmak beklentinizin düşük olması anlamına geliyor. Yani bence dergicilikle dergiciliğin sürdürülebilir olması arasında böyle bir bağlantı buluyorum ben. Mesela bir şeyi ben kendim için yapıyorum ya da işte ekip olarak kendimiz için yapıyoruz. Beğendiğimiz için yapıyoruz. Mesela Neon Nexus işte en uzun süreli bilim kurgu dergisi olacak diyemeyiz. Çünkü yarın bundan sıkılabiliriz. Ya da yarın daha iyi bir proje yaratabiliriz diye düşünüyorum. Bu sebeple insanın kendi projesinin nesnesi haline gelmesini zaten doğru bulmuyorum. Bir şey sürmesi gerektiği kadar sürmelidir. Yani Cyberpunk da Neon Nexus da gelişen, değişen dünyayla önemini yitirebilir. Bu sebeple Cyberpunk yükselişte aslında. Aslında çağı itibariyle. Biz bunu kendi içimizde sürekli tartışıyoruz. Aslında Cyberpunk yükselişte mi? Aslında Türkiye'de biraz ufak bir belki yükselişte olabilir ama dünyada daha artık böyle post-punk, post-cyberpunk akımlar daha böyle. Biraz onlara yetişmeye çalışıyoruz. İşte her sayıda küçük de olsa dünyayı yakalamaya çalışıyoruz ya da buradaki okura çevirmeye çalışıyoruz. Sizinki zaten diğer iki dergiden farklı olarak içinde inceleme yazılarının falan evet. Da yer aldığı bir dergi. Evet, Ruşen sen ne dersin? Yani kişisel olarak ben kendimden bahsedersem elektronik dergi, işte elektronik kitap. Bunlara karşı ne yazık ki böyle biraz ön yargılıyım. Yani okuduğum şeyi tutmayı, hissetmeyi, koklamayı. Duygusal bağ kuruyorsun. Evet. Ondan dolayı yani ben kendimi düşündüğümde bunun basılı olmasının çok daha etkili ve çok daha değerli olduğunu düşünüyorum. Yani en basitinden şöyle düşünebiliriz. Yani Roket'in diyelim ikinci sayısında bir öykü aklıma takıldı. Hemen kitaplığımdan alıp okuyabilirim tekrar. Ama elektronik dergi ya da işte elektronik kitapta bunun olmadığını düşünüyorum. Ya kalıcılık olarak evet dergilerin böyle bir avantajı var. Mesela işte biraz önce bahsettik. İlk Türkiye'nin ilk bilim kurgu dergisi Antares dedik. Daha 70'lerde çıkmış. Onu hala sahaflarda bulabiliyorsunuz yine. Ama mesela internette yayınlanan bir öyküyü bazen bulamayabiliyorsunuz. Silinebiliyor. Hatta bu web archive diye siteler falan var. Oralarda bile bazen çıkmıyor. Dolayısıyla bazı şeyler yok da olabiliyor gerçekten. Basılı olması o açıdan iyi olabiliyor. Doğru. Evet. Kalıcılığı da var. Evet Emre. Şöyle aslında yazma şekli gibi okuma şekli de değişiyor. Şimdi çok eskiden Hokkaido bit yazılırmış malum. Sonra işte daktilo bilgisayar vesaire derken yazma şekli değişti. Aynı şekilde okuma şekli de değişiyor. Yani Charles Dickens'ın romanları tefrik edilirken mesela insanlar limanlarda sıralarda beklermiş gibi diye alalım da okuyalım diye. Şimdi o eski coşku yok tabii. Yani bu özellikle sinemanın yükselişiyle birlikte yavaş yavaş gerilemiş okuma. Yani
Zaten edebiyat artık ana akım bir anlatı değil. O hepimizin kabul etmesi lazım. Sinema varken, oyunlar varken. Ama bir de Instagram videoları var. Tabii. TikTok varken ya da. Ama şuna dönüştü iş. İnternet çok hızlı erişim sağlıyor. Şimdi bir şeye çok hızlı ulaştığın zaman, emek vermediğin zaman onun değeri kalmıyor. Onun için bir uğraşman lazım, bir didinmen lazım, emek vermen lazım. Onun için dergi biraz aslında nostaljik bağ. Yani geçmişten bugüne. Bakın zamanda bu vardı. Şimdi biz oraya biraz dokundurmak istiyoruz diye göstermek amacıyla aslında bu şekilde. Delilik aslında orada. Yani sonuçta bu şahane işi değil bu. Bana hep şey diyorlar işte, 70'lerin, 80'lerin dergilerini hatırlatıyor diyorlar. Diyorum ki evet öyle, çünkü biz oradan aslında bir zaman tüneli açtık. Tabii. O açıdan öyle değerlendiriyorum. Bir zaman makinesi aslında bunlar. Evet. Peki yine buradan öyle gidelim. Şüphe yok ki bu yola çıkarken edebiyatımızda eksikliğini hissettiğiniz bir şeyler olmalı ki onu bu dergilerle doldurmaya çalışmışsınız. Bu eksikliğini hissettiğiniz şey neydi tam olarak? Evet, çok güzel soru. Aslında doldurmak istemediğimiz yerlere gidersek daha kolay olacak. Şimdi şöyle, bana öykü geliyordu, fantastik öykü. Ne yapacağız, nerede yayınlayacağız diye. Ben de diyordum, vallahi benim bildiğim bir şey değil bu. Yani ben sonuçta dergi çıkarmıyorum, bir platform da yok bildiğim. Kayıp ritim var ama orada biliyorsunuz, böyle bazı şablonlar var. Ruşen'e yazdım, ne yapalım diye. Dergim çıkarsak dedim. O da olur ya dedi, girelim dedi. Benim fikir öyle tamamen, öyle çıktı. Yani çünkü fantastik de bilim kurgu kadar değerli bir alan tür. Böyle bir şeye ihtiyaç duyduk. Bir de fantastikte şöyle bir şey var. Bilim kurgunun ekstra olarak bilim kurgudan resim görselliğe de dayanıyor. İzmir'de bir arkadaşım var, ressam dostum Evrim Gökçelik. Onunla görüşürken, o da resimleri ayarlarız dedi. Biliyorsun işte fantastik, Yüzüklü Efendisi vesaire. O boşluğu doldurmak istedim. Yani fantastik yazan bir kişi desin ki ben burayı gönderebilirim. Ben öksüz değilim, ben yetim değilim. Derdimiz oydu yani. Güzel. Evet Ruşen, siz evet. Hangi boşluğu dolduruyorsunuz vakit olarak? Aslında önceki sorularda verdiğim cevap gibi. Hani bilim kurgu dergiciliği bir bayrak yarışı gibi düşünürsek, hani Antares'lerden, X bilinmeyenlerden, Bülent Akkoçlardan, Selma Mine'lerden aldığımız bayrağı devam ettiriyoruz. Kaç sayı gider tabii ki bilmiyoruz. Ama o geleneği devam ettirmek beni çok mutlu ediyor. Ve umarım gelecekte de aynı şekilde başkaları bu bayrağı devam ettirir. Şu an için gayet istikrarlı gidiyorsunuz. Ben de güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Evet Taylan. Devamlılık isim nedir edebiyatımızdaki işlevi? Serkan gülecek buna ama. Edebiyatta bir boşluğu doldurmak yerine biz edebiyatta bir boşluk açmayı aslında biraz da hedeflediğimizi söyleyebilirim. Çünkü edebiyatta bir boşluğu doldurmak bana böyle çok biraz da üstenci geliyor. Yani gerçekten öyle bir boşluk var mı? Yani bir şeye gerek yoksa gerek yoktur ve insanlar okumuyordur. Hani çok üstünlü uğraşmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Üreticinin kendisi için ürettiğine her zaman inanıyorum. Yani bir okurdan ziyade, okur beni okumasa da bu üretilmiş bir şeydir en nihayetinde. Neon Nexus'ta aslında biz Uğur Karabük, Erdem Geç Kaldı ama Erdem Çılgın'la beraber aslında biz bir boşluğu doldurmak yerine beraber bir şeyi keşfetmeye çalışıyoruz. O yüzden çeviri metinler olmasının sebebi bu. Biz de öğreniyoruz aslında. Yani biz aslında beraber öğrenirken bunu biraz paylaşıyoruz. Sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Yani biz işte Cyberpunk'a muktedir değiliz ama bir deneme içindeyiz. Bunun bizimle şöyle bize iyi yansıyan şu tarafları oldu. Biz dedik işte Cyberpunk bir dergi yapıyoruz, metin gönderebilirsiniz dedik. Erdem Çılgın'la böyle tanıştık. Bir metin geldi, Uğur'la beraber okumuştuk metni. Metin çok farklı bir yerden karanlıktı. Metnin karanlığını ikimiz de çok sevmiştik ama sayıyı almak için ikimiz de gerçekten ciddi bir kararsızlık içindeydik. Sürekli şunu düşündük, Cyberpunk mı bu? Biz işte bu süreçte Cyberpunk'ın ne olduğunu anlamaya başladık. Sonra işte değerlendirmelerimizi daha doğru yapmaya çalıştık. Bizim her zaman Neon Nexus'ta birinci önceliğimiz bir eserin Cyberpunk olması. Ama bilim kurgu ve fantastik türünde teorik makaleler koymaya çalışıyoruz. Yani duruma göre. Sonra biz Cyberpunk'ın bu olduğuna karar verdik. İşte yayınladığımız şekline evet bunlar Cyberpunk'tır ve insanlar istiyorsa bunları okuyabilir üzerinden. Daha sonra ikinci sayıda daha fazla yazar ulaşmaya başladı. Ya biz de Cyberpunk üretiyoruz. Hatta birisi şöyle bir mail attı. Ben Cyberpunk yazıyormuşum diye bize mail attı. Bu öykü dedi Cyberpunk'mış dedi. Şeyi okuduktan sonra
biz de okuduk gerçekten de Cyberpunk'ta hani metin ve metni yayınladık. Özellikle bir metni kabul ederken dikkat ettiğimiz şeyler Cyberpunk olmasının yanında yazarın mesela hiç eserinin yayınlanmamış olması. Onu soracaktım, kriterlerimiz evet, ne? Evet, kriterlerimiz işte Orkun Uçar var oluyor sayıda. Onun da Cyberpunk türdeki öykülerini sıklıkla almaya çalışıyoruz. Aslında bildiğimiz pek çok isim var. Evet, evet. Varmış. Bildiğimiz pek çok isim var ama öykü kısmında özellikle ilk defa yayınlayan, öyküsünü ilk defa yayınlayan yazarlara yer vermeye çalışıyoruz. Bu bizim hani birinci aslında kriterimiz gibi düşünebilirsiniz. Aramızda Cyberpunk yazan varsa gönderebilirler. Bunu şuna bağlıyoruz. Çünkü uzun süre yani birinin yazar olabilmek için ya da işte adına kariyer deriz, bir macera deriz, adına ne dersek. Birinin yazar olmak için yaşadığı hikaye çok zor. Türkiye'de çok zor. Hele işte bilim kurgu, cyberpunk gibi bir türle ilgileniyorsan daha bir zor. Yayınlayacak yer bulamıyorsun. Birinden yayın kabulü almak çok yıpratıcı. Tabii. Bir şey. Ben mesela bunu çok beklemesi yaşamış biriyim yani böyle. Mesela hep şeye kızardım yani. Bir öykü gönderdiğimde veya bir yazı gönderdiğimde diyordum ki ya bu harika, nasıl almadınız yani? Hani daha iyisi ne? Hemen giderdim o derginin yeni sayısını alırdım falan böyle hani. Tabii insanlara yani yazarlara bunu yapmamak için biz baştan yayınlayacağımız kriterleri belirliyoruz. İlk defa mı yayınlıyorsun? Evet. Bu çok iyi. Cyberpunk mı? Evet. Hemen alıyoruz gibi oluyor. Ufak tefek düzeltmeler sadece yapıyoruz. Bir ekip var galiba değil mi? Evet, biz ekip ya. Ben konuşuyorum ama biz bayağı geniş bir ekibiz. Yani şöyle. Mesela editoryal süreçte ayrı bir ekip tabii, tabii, var. Tabii tabii. Onları tanıtmak isterim tabii, tabii ki. Tabii ki. Yani işte hasbelkader yayın yönetmenliği parçası bana düştü. Bunun sebebi işte benim otoriteye aşık olmamdan değil. Uğur hocam öğretmenlik yapıyor. Ben de öğretmenlik yapıyorum. Uğur hocam tabii bana göre biraz daha yoğun olduğu için yayın yönetmenliği kısmında, irtibat kısmında zor olacağını, vakit ayırmakta zorlanacağını söylemişti. Biz de editoryal kısımda kendisi yine söylemişti. Editoryal kısımda daha faydalı olunabilir dedi. Erdem Çılgın aslında bir çizer ve onunla bir kitap da yaptık. Sıradan Günahlar Cehennemi diye yakın dönemde yine çıkan bir kitabımız var beraber. Erdem aslında grafiker olarak yani derginin tasarımıyla ilgileniyordu, tasarımcıydı. Daha sonra Cyberpunk'a olan ilgisi ve işte alakası sebebiyle Uğur'la dedik ki yani editoryal kısımda Erdem olmalı muhakkak. Çünkü hani zekası bu yönde çok iyi, çok bize faydası olur. Erdem de kabul etti bunu. Üç kişiyi böyle oluşturduk. Daha sonra işte bir de çeviri ekibimiz var. Çeviri Melek İlal Eroğlu var. Washington Üniversitesi'nde bu arada. Alfredo Mario Bonanno'nun işte teknoloji karşıtı yazılarını sıklıkla o çeviriyor. Kendisine başvuruyoruz. Çünkü Cyberpunk bir açıdan da uygarlık karşıtlığını, teknoloji karşıtlığını da... Yüksek teknoloji, düşük evet, hayat. Evet, onu da barındırdığı için arada bu şekilde metinler de koymak istiyoruz. Bu sebeple çeviriye ihtiyacımız oluyor. Neon Nexus yayın hayatı boyunca Claros yayınlarından zaten basım konusunda destek alıyor. Aynı zamanda Subpress yayınlarının kurucusu Şenol Erdoğan her sayıda, neredeyse her sayıda bize önemli bir makale veriyor. Kendisinin elinde çeviri, yani metnin haklarının onda olduğu ve çevrilen metinleri biz işte Şenol Erdoğan müsaadesiyle diyerek yayına alıyoruz. Kendisi aslında bize her sayıya bir çeviri hediye etmiş gibi oluyor. Böyle arkada işte çeviri ekibi, editoryal ekip. Neon Nexus bu şekilde ilerlemeye çalışıyor. Bir şekilde yürüyor işte. Bir şekilde yürüyor. Evet Roşen. Roketin arkasında. Evet. Roketi yola çıkarırken 3 amacımız vardı. İlk amacımız işte Emre ile de konuşurken onu diyorduk. Eğer roket çıktığında başarılı olursa bu aynı bir buz kırıcı gibi diğer dergilerin de ortaya çıkmasını sağlayacak. Gerçekten de öyle oldu. Roket çıktıktan sonra Neon Nexus, Orm, Eter diye evet, dergiler ortaya çıktı. Bu konuda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Ben de. Ve daha fazla yayının çıkmasını ümit ediyorum. Sizin kriterleriniz nedir? Evet. Ne yaparsak siz de yer alabiliriz, biraz tüyo verirse. Bizim şey kuralımız var, o sevdiğim bir kural. İki sayı üst üste herhangi bir yazarın öyküsü yayınlanmıyor. Böylece daha fazla yazara şans vermek istiyoruz. Bu kriterlerden biri. Daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması lazım. Bir ekip var muhtemelen. Tabii ki. 3 kişilik bir yayın kurulumuz var. Ben,
Emre ve Melisa Parlak değerlendiriyoruz öyküleri. Kadın yazarlara öncelik vermeye çalışıyoruz. Çünkü bilim kurgu ne yazık ki biraz daha böyle erkek egemen bir bir tür. Ve şey dengesini de yapmaya çalışıyoruz. Hani bir yandan Manzara'dan da görüyoruz. Doğru. Bir yandan da şeyi de yapmaya çalışıyoruz. Tanınan, bilinen yazarlardan ve ilk defa öyküsü yayınlanan kişilerden. Böylece daha renkli bir dergi ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Böyle hayal ettiğim bir şey de, yani diyelim gelecekte çok başarılı, çok ünlü bilim kurgu yazarlarının ilk öykülerinin Roket'te çıkmış olması. Batı'da öyle bir çok hayal dergi vardır efsane. Evet. Güzel bir şey hayalmiş bence. Evet Emre, sizin kriterleriniz nedir? Sadece fantastik yazmak yetmiyor bence. Evet. Ya, şöyle oldu, biz şimdi Melisa onda da yer alıyor ama benim asıl ikna olma noktam şey oldu, Büşra orada, kendisi Büşra Namert. Dedim ki Büşra varsa ben girerim çünkü ben toplayamam, Büşra toplayacak benim arkamı diyeyim. O çünkü yetkin editörlük konusunda. Bizim kriterler şöyle, tabii fantastik olması şart. Onun dışında 2500 kelime sınırı koyduk ve dedik ki, işte aynı kuralı zaten biz bulmuştuk. İki sayı üstte yer almayacak ve fantastiğin kuralı içerisinde herhangi bir dünyayı ama bazı ahlaki normlar içine girecek şekilde olması yeterli. Tabii burada şöyle bir durum var. İlk yazı yazan bir kişinin önceliği her zaman olduğu gibi. Bir de resim alıyoruz. Resimleri de ona göre ayarlıyoruz. Muhtemelen okuyanlar görmüştür. Bu sayıda daha da fazlaydı. Galiba gelecek sayılarda bu kadar yoğun olmuş. 8 ve 8 şeklinde şeyler türü. Ouroboros türü. 8-8 şeklinde gideceğiz. Kriter böyle ama tabii bizim fantastik olmamız biraz içimizdeki hain psikolojisi. Bilim kurgucular düşman oldu galiba. Yok ben. Kardeştirler zaten. Yani ama dediğim gibi yani fantastik konusunda gerçekten ilgi var Türkiye'de. Şey yazıyorlar özellikle daha genç yazarlar, işte fantastiği çok seviyorum, iyi ki böyle bir şey yaptınız deyip mesaj atıyorlar, bunlar beni mutlu ediyor. En azından diyorum bak bir şey yapabildik, bir şeye öncülük edebildik diyorum. Benim için hoş bu ya da bizim ekibimiz için. Peki şeyi soracağım, bu görsellerden açılmışken onları temin etme süreci nasıl gelişti? Şimdi dergilerin içinde hepsinde görseller var. Yapay zeka mesela kullanıyor musunuz? Ha yok, biz de AI karşıyız. Gerçekten. Biz çünkü konuştuk, dedik ki yapay zeka kullanmayacağız. Böyle zaten karar aldınız. Tabii tabii. Yapay zeka olmayacak dedik. Hiçbir şekilde sosyal medyada da kullanmıyoruz. Zaten çizim yapan çok insan var. Özellikle cosplay'ler vesaire derken çok geniş bir janra. Bu da bizde tamamen çizimle hareket etme. Her şey organik olacak. Evet, her şey organik. Peki. Ruşen, sizin kapaklarda yapay zeka kullanımı var bildiğim kadarıyla. Biz ise tam aksine bir bilim kurgu dergisi olarak burada yapay zekaya karşı tabii ki olumlu bakıyoruz. Ve çizimlerimizin hemen hemen hepsi yapay zeka kullanarak ortaya çıkan ürünler. Ama az galiba değil mi? Hacimce daha az yer kaplıyor sizin tabii çizimler. Tabii ki. Yani ama bunu mesela çoğaltmayı düşünüyor musunuz? Yok, hayır. Hani bu kadar kalacak. Evet, yani yazılı formatın bizim dergimiz için daha önemli olduğunu düşündüğümüzden evet. Görseller biraz daha arka planda kalıyor. Orada kısa bir şey eklemem lazım. Ben şimdi Roket'te de varım, onda da varım. Evet. Bir tarafım yapay zeka karşı, bir tarafım böyle şizofren bir durum. Şizofrenin oldu sende. Evet Taylan, sizde nedir görsellerin kullanımı, ortaya çıkışı, yaratımı? Nasıl oluyor bu işler? Bizde aslında görsellerde şöyle oluyor, yani Erdem çılgın çizer zaten. Hı hı. Fakat yine de onun beraber One Shot Theory diye bir e-yayını da yönetiyoruz. Hı hı. Yani sadece e-yayın yaptığımız yayınlar da var, onlara da böyle mükemmel karşı değilim. Yapay zeka kullanıyoruz çünkü bu kaçınılmaz. Girift bir dünyada yaşıyoruz. Hibrit arabalara biniyoruz. Hibrit hayatlar yaşıyoruz. Artık doğal fikrinin kaybolduğunu, doğallığın yapısının çoktan bozulduğunu düşünüyorum. Artık gerçekten doğal bir şey olsa bile o artık münzevi bir noktaya geldi. Bu sebeple ya şöyle bir cümle kuramam, hani asla yapay zeka kullanmayız falan diyeyim. Tam tersi, kullanmayı teşvik etmek gerekiyor. Öğretmenlikten kaynaklı mesela işte bazen öğrenciler bize örnek alıyor. Uğur hocamı da sürekli örnek alırlar. İşte Ayer işte diyor, öğretmenin dergi çıkarıyor, işte kitap yazıyor falan. Biz bir öğrencim mesela o da öykü yazıyor, yazmaya çalışıyor ve çizim yapmaya çalışıyor.
Onu mesela yapay zekalı çizim yapmayı geçen öğrettim. Dedim ki buraya hikayeye giriyorsun. Hani hikayeyi İngilizce yazarsan daha iyi olur. Komut giriyorsun. Yani komut giriyorsun. O sana çiziyor. Sonra çok mutlu oldu. Şimdi artık öykülerini işte resimlendirebiliyor. Bu sebeple bence faydalı. Biz de bu, onun yaptığını aslında biz de Neon Nexus'ta kullanıyoruz. Yani biz ondan daha ileride değiliz. Aslında benzer seviyelerde bir üretim yapıyoruz. İçerikteki görseller tabii bazen matbaa kalitesi sebebiyle kötüleşebiliyor. Bazen bizim de tadımız kaçabiliyor bundan. Onu da soracağım. Bu basım, dağıtım, yayın işleri nasıl hallediyorsunuz onları? Bu dağıtım ağını mesela nasıl kurdunuz? Nereden ulaşılabiliyor? Fiziken ulaşmak mümkün mü? Ya bizim dağıtım ağımız gerçekten berbat. biraz da böyle tabii iyi olsun istiyoruz dağıtım ağı vesaire. Özellikle mesela 3. sayıyı buraya yetiştirmek için bayağı bir ter döktüm. Ona rağmen yetişmedi. 3. sayı yetişti. Şimdi mesela Erdem geç kaldı falan. Sonra mesela bir yerde şu noktaya varıyorum ben. Hani bir şeyin basılıp dağıtılmasından ziyade biraz da insanın koklayarak bulması taraftarıyım. Eskiden yani hani ben şey olurdu. Fanzinler küçük dükkanlara bırakılırdı, evet. Bir tomar. Oradan gider alırdık. Bilirdik ama onun orada olduğunu. İşte ya Kadıköy mesela Kadıköy'de Orfe Moby Dick diye bir kitap evi var. Her sayıdan oraya ben kesin bırakıyorum. Yani öyle yerler var tabii. Bulabileceğimiz. El hani kendim dağıtıyorum. Daha yayın evinin dağıtım ayağı epey zayıf olduğu için mecbur itmek zorunda kalıyoruz. O konuda gerçekten kötüyüz. İşte Shopier'den satıyoruz. Shopier'den alışveriş yapma kültürü çok zayıf. Evet, ülkemizde çok az geliyor. Evet. Ama hani buna rağmen ben bir şekilde birilerine ulaştığını görüyorum. İnsanlara ulaştığını görüyorum. Açıkçası bizim de hiç vaktimiz yok. Yani Neon Nexus ekibi Neon Nexus'un dışında da çok yoğun. Bizim mesela durup hadi bunu dağıtalım diyecek bir şeyimiz yok. Yani biz şey diyoruz. Bu bizim için Neon Nexus'un her sayısı işte şişenin içine bırakılmış bir dilek gibi. Biz de sonra onu okyanusa fırlatıyoruz. Hani bir şekilde evet, bir şekilde insanlar denk gelir diye düşünüyoruz. Sizler denk geldiniz, bize mesaj attınız. Demek ki çok başarısız değil. Yani burada başarıyı öyle algılamıyorum. Yani Neon Nexus olarak biz dağıtım konusunda başarısız. Hani mesela ne kadar basılıyor bir sayı orada? 500 basılıyor. 500 basılıyor. Bu ben böyle yaklaşık 100 tane falan dağıtabiliyorum. Ha, ilk sayı çok iyiydi bu arada. Genelde gitti o düştü yani. Böyle düştü, evet, düştü. Biz artık biz yani gittikçe şeye doğru gidiyor ama Neon Nexus çıkmaya devam edecek. Ama anladığım kadarıyla bu anlattıklarından da dergi etrafında bir ekosistem oluştuğunu da anlıyorum ben. Gelenler, gidenler, bilenler, öykü gönderenler, görsel gönderenler. O ekosistem ne durumda şu anda? Mesela Gökhan Gencay ile aramızda ilginç bir diyalog oldu. Ben hatta bugün kendisini bekliyordum da. Gökhan Gencay çok eskiden arkadaşlık kurduğumuz birisi. Kendisi işte Cyberpunk'la özellikle ilgilenen birisi. Biz ilk Neon Nexus çıkardığımızda ben hemen dedim ki ya Gökhan abi ne haber nasılsın? Biz dedim bir sayı Cyberpunk dergi çıkardık. Dergiye baktı, ben böyle çok gururluyum, büyük bir iş başarmış gibi hissediyorum falan. Dedi ki hemen Kadıköy'e gel dedi, burada oturmuyorum ben. Kadıköy'e geldim dedi ki berbat bir dergi bu dedi bana. İlk, o yüzden Gökhan abi sebebiyle biz ikinci sayıdan biraz da başlatıyoruz Neon Nexus'u. Bu ne ya dedi. Neyini beğenmemişti onları? Bu dedi Cyberpunk değil dedi ondan sonra. Dedi ki ben sana nasıl Cyberpunk yapılır dedi. Beni takip et falan. Sonra bir öykü gönderdi. Gerçekten de öğretici oldu bu. İkinci sayıyı bir öykü gönderdi. İşte biz uğurlu okuduk, beğendik. İşte biraz da sert bir öykü. Öyküyü de sevdik ondan sonra. Bu sayıda, işte son sayıda şey yazdı bize. Neuromancer, William Gibson üzerine bir yazı. Hatta işte bu eserin çeviri hikayesinin çuvalladığı noktalara kadar anlattı. Hatta bir kısmı İstanbul'da geçer eserin. Oralara da değindi. Cyberpunk'ın başyapıtlarına. Evet. Sonra Gökhan Gencay gerçekten, biz hatta ikinci sayıda dedik ki sonsuza dek kahve borcu ile kendisine künyede teşekkürlerimizi o şekilde söyledik. Sonsuza kadar ona kahve borcumuzu burada da itiraf etmiş oldum maalesef. Bu şekilde oldu. Hani mesela Gökhan Gencay biz böyle yanlış da olsa bir başlamasaydık şimdi belki biraz toparlayamayacaktık. En azından 3. sayı mesela hiç satmıyor ama bakıp şey diyebiliyoruz, hani bu içimize sindi. Bu yapabileceğimiz olasılıkların en iyisiydi diyoruz. Biraz da artık dağıtım kısımlarını çok kafaya takmadan, evet, biraz da geleceğin işi olarak bakıyoruz hani. Bu sebeple hani
Bir de bir yayında ben mesela şuna inanmıyorum hani. Mesela bir yayın başarılı ya da başarısız kelimeleri bir yayın için doğru bir kelime olmayabilir. Ben mesela Oğuz Atay'ı çok severim. Kendi kitaplarının ikinci baskısını görmeden ölmüş bir yazardır yani. O yüzden mesela ben diyorum çok iğrenç geliyor kulağa da. Bir şey yaptığımızda bunun başarılı olmasını biz mi tayin ediyoruz? Öldükten sonra ünlü olan çok yazar. Evet, bu soruyu mesela sürekli ben kendime soruyorum. O yüzden ben sıklıkla başarısızlığını erken ilan eden birisiyim. Ama tabii pes etmeden mücadele de ediyorum yani. Evet, Ruşen, roketin nedir? Dağıtım süreci nasıl oluyor? Mesela doğrudan yayıncılığı kullanıyorsunuz birazcık. Şu anda ne durumda bilmiyorum ama. Yani en baştan başlarsak, Roket bir bilim kurgu dergisi çıkarma fikri uzun zamandır benim aklımda vardı. Ama birçok başarısızlık hikayesi duyduğumuz için, batma hikayesi duyduğumuz için bundan uzak duruyorduk. O zamanlar, yani 2 yıl önce Plüton yayınlarının genel yayın yönetmeni Toprak Şems bir duyuruda bulunmuştu. Demişti ki işte dergi çıkarmak isteyenler ya da dergisini çıkaramayanları destekleyeceğiz şeklinde. Ben de zaten Toprak'la bağlantım vardı. Hemen fikrimi açtım. O da tamam dedi. İlk iki sayımız Plüton yayınlarından çıktı. Ve şeyle çıktı. Talep üzerine baskı. Kitap yurdu doğrudan dağıtım dediğimiz sistemle çıktı. Sadece orada vardı zaten. İlk başta evet. Sadece kitap yurdunda satılıyordu. Başka hiçbir yerde satılmıyordu. Ama ondan sonra 3. sayımızda başka bir yayın eviyle anlaştık. Metinler arası. Evet, metinler arası. Sağ olsun Mahmut bize çok destek oldu. Ve Mahmut'la yola çıktık, yola devam ettikten sonra dağıtım sorunu çözüldü. Yani şu anda her yerden rokete ulaşabilirsiniz. Şey mi, fiziksel olarak ulaşabileceğimiz yerler var mı? Bazı şubelerde var, Mephisto'nun bazı şubelerinde. Ha, güzel. Ama önemli olan hani şu anda alışverişin, kitap alışverişin, dergi alışverişinin çoğu hep internetten gidiyor. Önemli olan internette bütün sitelerde yer almak. Ve ayrıca tabii okurlarımız biraz ona çok sinir oldu. Özellikle koleksiyonerler. Her sayımızın boyutu farklı olduğu için. Ben de sinir oldum. Tam takım olması canını. Evet. Ben de. Özellikle logo değişimi. Evet. Bunun için özür diliyorum hepinizden. Bundan sonra uyarsın. Ama bundan sonra aynı şekilde devam edecek. Bunun garantisini verebilirim. Güzel. Emre, senin de aşağı yukarı aynı galiba, aynı, değil mi roketle? Aynı. Çok bir fark yok. Mahmut sağ olsun. O senin ekstradan anlattın. Ya şöyle, şimdi ben bu dergi fikrini Ruşen'le konuştuktan sonra işte Büşra'yla görüştük. Dedim ki o zaman bir Mahmut'la görüşelim. Mahmut'a dedim ki böyle bir fikrim var. Mahmut dedi ki satar mı dedi haliyle. Batarız. Ben de dedim satar. Yani ne bileyim satar herhalde. Dağıtımı Mahmut sağ olsun o konuda gerçekten çok tasarımdır vesaire. Biz içeriğini hazırladık. Dedik ki Mahmut kardeşim sen bu işi artık toparlarsın bir şekilde. Sizde özel diğer dergilerde olmayan bir şey var. Numaralıydı ikisi. Evet. O benim bir manyaklığım yine. Evet. Güzel ama koleksiyonel. Evet. Ya şey biliyorsun ilk sayılar çok değerli olur. Dedim onu iyice böyle katmerleyelim. Güzel olmuş. İyice bir tüccar işi. 100 adete numaratörle numara bastık. Dedik ki böyle bir şey var. 13 de sen de biliyorsun. Evet. Öyle oldu yani. Şeyi sorayım, o herkesin merak ettiği soruyu sorayım. Bu işte para var mı? Vallahi yayıncımıza sormak lazım var mı? Varsa biz de girelim. Vallahi bizde yok, bilmiyorum. Olan da varsa söyle bir yani. Bilmiyorum. Sen ne dersin bu işte? Ekonomik olarak zorluyor mu? Şaka bir yana ama gerçekten bunun tabii ki bir şeyi var değil mi? Maliyeti var böyle bir dergi çıkarmanın. Yani o ilk iki sayıda biliyorsunuz işte talep üzerine baskı olduğu için herhangi bir maddi tehlike arz etmiyordu. Senin açından en azından. Evet. Evet, üçüncü, dördüncü sayıda da yani kendi okuruna sahip Roket dergisi. Ve okurlar sağ olsunlar sürekli yeni sayı ne zaman çıkacak, yeni sayı ne zaman çıkacak diye. Yani bir çekirdek kadromuzun olduğunu düşünüyorum, okur kitlemizin. Güzel. Bu oldukça beni mutlu ediyor. Yani şu anda para kazanmıyoruz, kaybetmiyoruz da. Zarar etmiyoruz. Stabil bir şekilde. Evet. Zaten bu işlere girmemizin amacı para kazanmak değil. Tabii. Para kazanmak olsa çok daha farklı işlere yönelirdik. Doğru. Ama yayında kar marjı yüksek, başka işler var. Aman aman. Evet, Tayland, siz ekonomik açıdan sıkıntı çekiyor musunuz? Çektiniz mi? Şu anda nasıl hallediyorsunuz o işleri?
Yani Neonexus aslında tamamen gönüllülük esasına dayalı bir hikayesi var. Yayın evine bir para vermiyoruz. Yayın evi de bize para vermiyor. Ama son zamanlarda birkaç yayın evinden böyle güçlü teklifler aldık. Projemizi işte istiyorlar. Ama biz şu an bulunduğumuz yayın eviyle devam ediyoruz. Bu işten para kazanmayı böyle çok sık düşündüğümüz bir şey değil. Zaten kazanılmıyordu. Sürekli ben şunu düşünüyorum aslında. Ya işte umarım Neonexus'un bu sayısında çok fazla bu ay içeriye girmem diye düşünüyorum. Çünkü fanzincilikten kalan bir hastalık var işte. Biz bir yayın yaptık. İşte rozetini basalım, tişörtünü basalım, stikerini basalım, buna ayraç basalım. Hep yan bir şeyler basmak istediğimiz için sürekli şey diyorum işte, dur sakin ol, bir tane rozet yeter, serisini yapmak zorunda değilsin, her rengi olmasın, bir renk seç falan. Yine buraya bir sürü şeyler getirmişsiniz. Evet, o kendinizi durdurabildiğiniz kadarı o, hani biraz da ekonomi yettiği kadarı. Yani Neonexus'tan benim bu dergiden bir talebim var Neonexus'tan, o da şu, hani bir ay sadece sıfır olmak istiyorum, yani cebimden eksiye gitmesem benim için yeterli. Yani ekonomik hikayesi de berbat gerçekten. Yani ülkenin de durumu malum olduğu evet, için. Maalesef. Peki şey sorayım, hedeflerinizi sorayım. Mesela ekonomiden bahsettik. Satışlar çok iyi gitti. Mesela yazarlara telif vermeyi planlar mısınız? Öykü yarışmaları düzenlemeyi düşünür müsünüz? Bunun bu tarz var mı hedefleriniz? Adresi Tayin. Teslim bir soru oldu. O zaman önce adres cevaplasın. Kim o? Bilmem istediğiniz cevaplarınız fark. Niye bana kaldı yine ya? Sanki paralı benmişim gibi bana geldi sonra. Öykü yarışması canım. Öykü yarışması. Hayda. Neyse. Tamam. Öykü yarışmasından mı bahsedeyim? Ne yapalım şimdi? Hayır canım. Yani daha gitti. <daha gerek. gülüyor> Şimdi şöyle biz daha zaten... Dergin hedeflerinde var mı böyle bir şey? Var canım, olmaz mı? Yani yazarına, çizerine telif vermeyi gerçekten isteriz. Çünkü bu iş dediğim gibi emek gerektiren, gerçekten çaba gerektiren bir iş. Hedefimiz var. Daha da büyüdükçe daha büyük meblağlar. Etkinlikler, öykü yarışmaları, antolojiler. Ama dediğim gibi ya, bunlar tamamen işin ekonomisiyle ilgili. Tabii. Yani fantastik, zaten şöyle bir şey var. Bilim kurgunun yanında fantastiğin de biraz da sivrilmesi, bu konuda daha fazla üretim yapılması gerekiyor. Aslında öteden beri fantastik Türkiye'de bilim kurgunun nazaran bir tık önde görünüyor. Yani evet, zaman için öyle, yani geniş zamanda öyle ama son yıllarda biraz, en azından Nasrani benim görüşüm biraz geri planda kaldı yönünde. Bunu biraz daha öne çıkarmak kanaatindeyim. Belki bu anlamda birkaç adım atılabilir bu referansla. Benim aslında en büyük hayallerimden biriydi. Hem bir yazar olarak hem de bir editör olarak. Hani Amerikan dergilerinde vardır ya, işte Amerikan dergilerine öykü yazarak onların telifleriyle evet, hayatta kalan yazarlar oldu. Birçok ünlü yazar. Tabii. Birçok ünlü yazar öyle başladı. Stephen King'ler. Asimov'lar. Bu küçük teliflerle. Ama ne yazık ki bu şartlarda ve hani bu kadar satış rakamıyla bunun yapılabileceğini pek düşünmüyorum. Ama onun dışında var mı projeleriniz? Mesela öykü yarışması yapmayı planlar mısınız? Ya da konuşuluyor mu ekip arasında? Yok, hayır. Yani şu an benim en büyük hedefim 10. sayıya kadar ulaşmak. Sonra da bırakmak. Sonra da. Sonrasında bakarız duruma. Sonra Miami'ye kaçarız. Evet Taylan, sizin nedir hedefleriniz? Yani çılgın projesi. Evet evet. Bence biz hedefimizi yaşıyoruz. Yani zaten hedefimiz her sayıda hedefim bir sayı daha çıkarmak yani. Evet, batmıyoruz falan gibi. Ya bizim batma tehlikemiz yok tabii ki. Taşıma suyla döndürdüğümüz için taşıyacak epey suyumuz var buradan. Ama şöyle, yani işte hedefimiz böyle işte bu işin kralı olacağız gibi değildi. Mesela ben öykü yarışmasına da karşıyım bu arada. Ya tabii şey, Neonexus yayınındaki arkadaşlarım, diğer beraber dergi çıkardığım arkadaşlarım karşı olmayabilirler. Yani Neonexus için en azından böyle bir şey, böyle planlama yapmıyoruz. Çünkü öykü ödüllerine bakıyorum, hep böyle skandallar, şunlar bunlar, kulisler bilmem neler. Bir sürü problem var yani. Türkiye'de bir edebiyat eleştirisi ve bir kritik dünyası oluşmadığı için, mesela bugün burada bunun biraz daha oluşup geliştiğini görüyorum. Bir eleştiri gelişmediği için mesela pişkin birbirine ödül verebiliyor. Şimdi Neonexus gibi bir derginin birine ödül vermesi ilginç olur. Şimdi mesela kime vereceğiz bu ödülü? Yani hangi öyküye vereceğiz? Mesela Cyberpunk'ın daha Cyberpunk'ı mı var? Ya da işte edebi diline mi vereceğiz? Hangisi gibi. Daha Cyberpunk? Hangisi daha Cyberpunk? Türkiye'de ödüller genellikle bence şey üzerinden yürüyor. Yani esas Tosun Paşa benim üzerinden yürüyor. Çünkü
Şimdi bilim kurgu ya da cyberpunk'ta ödül verdiğimizi düşündüğümüzde bir eseri diğerinden ayırmak için hangi kriterlere bakacağız? Tabii aşağı yukarı bazı kriterler düşünülebilir. Mesela işte yazılan öykünün bir evreni var mı? Yani bir evren tanımlaması var mı? Bir tanımlı bir evrende mi geçiyor? İşte karakterlerin veya kurgunun işte cyberpunk mı ya da bilim kurgu mu? Buna göre değerlendirilebilir. Tabii ki bu kategoriyi kolayca yapıp birine ödül verebilirsiniz ama bu alanda ödül verilmeli mi? Bunu tartışıyorum. Çünkü bence önce bir eleştiri kültürü geliştirmemiz gerekiyor. Bence bir dergi bir ödülü vermek yerine 10 dergi birine bir ödül vermesi daha belki paylaşımcı olabilir. Başka dergilerle dirsek temas kurduğunuz oluyor mu? Sizin var bildiğiniz. Ben şöyle fanzinlerle falan daha çok. Fanzinlerle direkt temasım var. Uzun süre fanzincilikle uğraştığım için. Fakat dergilerle dirsek temasım hiç yok. Yani neredeyse hiç yok. Düşünerek konuşuyorum, kusura bakmayın. Hiç yok galiba, evet. Çünkü yani bana göre Neonox biraz karanlık ve nihilist bir yayın. Hani kendinden başkasına ihtiyaç duymayan, başkasıyla dirsek temasını önemsemeyen. O zaman okur buluşmaları falan da planlamıyorsunuz. Tam oraya geliyoruz. Şimdi Neon Nexus'la ilgili kafanızda şu oluşabilir. Biz birine öykü ödülü veremeyiz ama mesela daha önce yaptığımız fanzin partileri vardı ya da işte şiir partileri. Biz de böyle biraz Neon Nexus adı gibi böyle neon bir bağlantı. Böyle biraz punk, biraz böyle eğlenebileceğin bir şey. Biz mesela Neon Nexus'ta en fazla ne yapabiliriz? Hedefimiz ne mesela? Benim hedefim şu. Büyük bir parti mesela, işte böyle müzik, dans, işte cyberpunk, işte bence cyberpunk biraz da öyle bir şey. İnsanların eğlendiği, çok böyle edebiyat yapıyoruz, böyle kasmadığı hani bir ortam diye düşünüyorum. Bence biraz da mutlu olmalıyız, eğlenmeye çalışmalıyız, yaptığımız işten keyif almalıyız diye düşünüyorum. Çok böyle geleceğe yatırım hedefler anlamında bakmıyorum. Öykü ödülüne soğum. Ama edebiyat yarışmaları açısından düşündüğümüzde bence Türkiye'nin böyle en şeffaf, belki de en uzun süreli yarışmalarından birini Türkiye Bilişim Derneği yapıyor. 98'den beri. Evet, ve çok başarılı, çok objektif şekilde gidiyor. Bu bence büyük bir başarı bilim kurgu konusunda. Motivasyon kaynağı olabilir ya da bir yazarı eğer üretmeyecekse bile belki üretmeye teşvik edebilir. O açılardan tabii olumlu yanları var. Peki sizin var mı okurlarla buluşma projeleriniz falan, hiç oldu mu daha önce? Duymadım ama. Yazarlarla buluşmalar yaptık. İzmir'de birkaç yazarla buluştuk. Var yani bu etkinliğin bir benzerini İzmir'de de yapacağız. Onu hem okurlar hem o yazarlar. Var yani. Evet. Siz yenisiniz ama. Çömez. Ben şeyi cevaplamak istiyorum bir de Taylan'a. Şimdi bu dergilerin birbirine... Soru sormadım ya. Yok, cevap hakkı şundan ötürü cevaplayacağım. Şimdi dergilerin birbirine ihtiyaç duymaması mevzusuna değindiği için. Şimdi Roket'in ya da başka dergilerin ya da işte Orm'un birbirine ihtiyaç duyma meselesi zaten. Aslında hiçbir derginin birine ihtiyacı yok, onu özellikle belirtmek lazım. Çünkü burada mevzu dirsek temasından mevzu bahis birbirlerine ihtiyaç olması değil, birbirlerine destek olmaları gerektiği. Yani cyberpunk olabilir, başka herhangi bir türde olabilir. Yani okur buluşmaları da keza böyle. Yani yarışmaların da odağı tamamen okurun yazarla bütünleşmesi, yazarla buluşması, yazarı görmesi, ortamı görmesi. Yani bugün söz gelimi bilim kurgu kulübü buluşması olduğu zaman herkes birbirine temas haline geçiyor ve birbirlerini motive ediyorlar. Sen şunu yaz, ben bunu yazayım, şöyle olsun, böyle olsun. Yani hiyerarşik yaklaşmamak lazım. Yani hiyerarşi olmadığı için bu açıdan dergilerin birbirlerine temas kurmaları gerektiğini düşünüyorum. Bir plan yok bizim. Bir plan yok çünkü şöyle, biz daha yeniyiz zaten dediğim gibi. Ama olmalı çünkü dediğim gibi motive oluyoruz. Yani bana biri gelip diyor ki bak şu öykünde şu eksik. Ben ona çizimini şöyle geliştirebilirsin. İşte Sibel var şimdi aramızda, Sibel arkadaşım çizer. Öykü yazıyor, çiziyor mesela. Ben ona bir şey söylediğim zaman, o bana bir şey söylediği zaman bu geri dönüşler beni besliyor. Evet. Bu açıdan önemli buluşmalar. Doğru. Sizlerin de sorularını alabiliriz ufak ufak. Buyur. Ben öykü dergi isimlerine baktığım zaman zaten Emre'nin durumunu biliyorum. Çünkü Emre Ulusal Ergü'nün hayranı olduğu için Orm kelimesini oradan bulduğunu biliyorum. Çünkü Emre'yi yakından tanıdığım için. Ama ki ben hani yabancı isme sıcak bakmayan bir insanım. Bunu da Emre de biliyor zaten şahsen. Şimdi sorum Roket ve Neon Nexus.
Rocket ismi nereden geliyor? Ve Neonexus isminden, daha doğrusu Latince bu kadar ilgi cezbedici tabi nereden geliyor? Onu sormak için önce Rövşen, sonra Taylan. Yani uzun zamandır, hani demiştim ya, aklımda bir bilim kurgu dergisi çıkarma fikri vardı. O zamanlar düşünmeye başlamıştım. Yani daha dergi fikri somutlaşmadan o ara aklıma Rocket ismi geldi. Hem akılda kalıcı. Hem de bilim kurulu özdeşmiş bir şey. Çok, yani hatta logosunu falan da önceden yapmıştım. Böyle bu şekilde oldu. Taylan Bey. Yani bunun bizdeki hikayesi biraz daha farklı galiba. Çünkü çok bağlantısız kişi arasında aslında bu derginin ismi ortaya çıktı. Ben uzun zamandır işte Henry Miller'ın Sexus Plexus Nexus eserinin Türkçe'ye doğru düzgün çevrilmesini bekliyorum. Sonra doğru düzgün Türkçe'ye çevrilmeyince, hatta şu an Türkçe'de yok zaten, İngilizcesini gidip alıp okudum. Ben Henry Miller'ı seviyorum, hayranıyım falan. Özellikle Nexus eserinde Neon Nexus çıkmak üzereyken bir arkadaşımla bir tartışmaya girdik. İşte girişinde işte çeviri hatalı da olsa yine de işte hav 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 hav, işte köpek sesleri geliyor. Nihayet Dante'nin diyor 6. cennetindeyim. Ben de bu cümleyi çok sevmiştim. Dante'nin 6. cennetindeyim. Ya çok harika işte, Henry Miller budur. Çok iyi Dante de biliyor. Bayılıyorum adama falan. Ve Nexus cildini de ben çok seviyorum Henry Miller'ın. Siren Yayınları sanırım bu yaz basacak eseri ve deli gibi bekliyorum diyebilirim. Sürekli mesaj atıp taciz ediyorum onları. Çıkmadı mı? Ne oldu? Çevrilmedi mi? Bitmiş, tasarımdaymış. Onun da haberini vermiş olayım en azından. Gelir yakın. Evet. Nexus'u oradan çok seviyorum. Yani Henry Miller'ın Sexus... Peki anlamı nedir? Madem ki bu kadar Latince bir isim seçiliyorsa anlamı... Bağlantı... Aslında işte şöyle. Bağlantı anlamına gelen bir kelime. Ama ben burada aslında Henry Miller'ın Nexus eserine baz alarak seçmiştim. Ya yani bu kelimeyi sevmiştim. Henry Miller'la sevdim Nexus'u, kelimesini. Sonra işte dergi olunca, ya işte Neon Nexus olunca ikisi ne oluyor? Hani Cyberpunk, Neon kelimesi kaçınılmaz. Neon ışıklı, parlak şey demek. Evet. Renkler o demek. Ve hani Neon olmadan bir Cyberpunk dünyası herkes, ya kimse düşünmüyordur. Ya Cyberpunk dediğinde muhtemelen aklına böyle neonlu falan bir şey geliyordur. Blade Runner'daki o sokak. Evet, Blade Runner'daki özellikle. Bu sebeple hani biraz Henry Miller'a olan sevgi mi? Onun biraz daha böyle 1930'lar Amerikan Underground'ını biraz daha böyle modernize eden bir yol seçmek istedim. Bana göre de aslında bir açıdan, yani bir fikre göre, yani benim fikrime göre aslında o Nexus'un biraz da fütürist versiyonunu yapıyoruz gibi geliyor bana. Hikayesi bu yani. Hikayesi evet bu. Ya aslında çok mantıklı değil ama evet. Buyurun. Ya ben konuşmalardan şunu çıkardım. Şimdi burası, bu bilim kurulu kütüphanesi, biraz abartmalı olacak belki ama Türkiye'de bilim kurulu ve fantastiğin kâbesi gibi oldu. Yani toplantı yeri oldu. Taylan sen de dedin ki hani burada toplandık, şey yaptık, kendimizi bulduk falan diye. Bu bana gurur veriyor. Ama bu dergilerin satışı konusunda da buranın bir katkısı olması lazım. Yani sizin buradan bir kar beklentiniz yok. Bu kütüphanenin de hiçbir şeyden kar beklentisi yok zaten. Dolayısıyla yayıncılar da buradaysa, yani onlarla görüşerek, ya bu dergiler burada satışa sunulmalı. Ama bu da duyurulmalı. Yani bu derginin eksik sayısını, bilmem nesini Bilim Kurgu Kütüphanesi'nde bulabilirsiniz. Evet, en azından temin edilecek yer olarak. Yani ilk sayısı çıktığı zaman da yani insanlar şurada kuyruğa girmeli, beklemeli, bugün geliyor sayı falan demeli. Yani böyle bir işbirliği, Hülide Hanım şimdi bizim kütüphanenin koordinatörü, bu arada birbirimizle fısıldaştık, biz aynı şeyi düşünüyoruz. Fanzinler için özellikle. Yıllardır yapıyoruz zaten. Fanzinler ya orada zaten gelir, bir masaya boşturuyordu. Yani yıllardır işte evet. 10-12 senedir o fanzinler buraya gelir ve buradan dağıtıldı. Bunların daha katlanır bir şekilde bir işbirliği, dirsek teması, kol kola girme şeklinde devam etmeli. Yayıncılar ne düşünür bu konuda bilmiyorum. Evet. Ben katkı sağlayabilirim. Tabii ki buyur. Soru sormaktan ziyade. Rocket'in ve Orm'un yayıncısıyım biliyorsunuz. Birkaç şey söyleyeyim. Burada bizim amacımız kar elde etmek değil ama sonuçta zarar etmediğimiz de kesin. 250-250 adet basıyoruz dergilerden. Önümüzü gördükten sonra yine bir 100 adet, 200 adet gibi baskılar yapıyoruz. Rocket'i biz ilk etapta 150 bastık. İşte elimize çok az kalınca bir 100 daha bastık. 150 tamamlandı.
bunun devamı da gelir. Hani 250 bittikten sonra bir de basmayacağız gibi bir durum da yok. Açıkçası biz aramızdaki sözleşmeyi bir kitap gibi yaptık. Yani işte dağıtımcan 4 ay sonra, 5 ay sonra para geldikten sonra her sayı başına derginin sahiplerine, kurucularına bir kitap gibi telif ödeme düşüncemiz vardı. Bunu işte 3-4 ay sonra gerçekleştireceğiz. Haliyle baskı maliyetini biz çoktan çıkardık. Bizim öyle bir zarar etme gibi bir problemimiz olmadı. Bu bir gerçek çünkü yayıncıların çoğu bu işe örnek veriyorum 10 bin lira mı kazanacak diye bakıyor. Biz burada 1000 lira kazansak yeter, maliyet çıksın, 2-3 bin lira kalsın hatta yeter. Hatta kar etmekten ziyade bu işten korkan çok yayıncı da var. Hiç girmek istemiyor evet. Yani zarar ederim diye. Aslında bu iş galiba belli bir sekrona oturtulursa zarar ettirmiyor. Kesinlikle öyle. Bizim amacımız burada odağımız prestij meselesi. Ruşen Bey ve Emre Bey de zaten bunu bir şekilde yerine getirmeye ve üzerine koymaya çalışıyor. Çok güzel söylediniz. Yani dergilerin burada satılması çok önemli. Bugüne kadar kimse yani aklına gelmemiş diyelim. Olması şahane olur. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Orman ikinci sayısının okumalarını daha yeni yaptım. İşte onlara notlar tutuyoruz. Hangisi yayınlanacak vesaire. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yazan arkadaşlara Allah rızası için azıcık kelimeleri falan dikkat edin. Ben hepsine şey yazıyorum. Çok yoğun edite ve redakte lazım. Çok yoğun edite ve redakte lazım. Yani bütün metinler için bir kere bu zaten geçerli. Ama onun dışında da tamam belli hani öyküler arasında veya o sayıdaki öyküler arasında bir kolektivite hani öyle bir şey aramasak da en azından şunu arıyoruz mesela. Bir öykü geliyor. Diyorum ki bu bizim hedeflediğimiz okur kitlesinin altında, yaş olarak altında. Mesela onu eritiyorum, eritmek ihtiyacı hissediyorum. Böyle bir öneleme sürecinden geçiyor en azından. Belki o yani o öykünün hitap edeceği kitle bu dergi değil. Belki o işte sosyal medyada vesaire yayınlayarak kendi kitlesine ulaşabilir. Böyle bir elemeden geçiriyoruz en azından. Sadece eklemek istedim. Bunun için komik şeyler yaşıyoruz. Hocam. Bir dakika yayıncılar da burada şimdi bu öneri geldi. Çocuklar için de bu tür dergiler çıkması gerekir. Çocuk dergisi. Aslında kesinlikle ihtiyaç bence. Evet. Ya bir de şimdi şöyle bir şey var. Bilim kurgu fantastik evet yeni bir tür değil. Evet Türkiye'de de yeni bir tür değil. Ama yaygın bir tür değil. Türkiye'de hiçbir zaman yaygınlaşamadı. Halbuki insanların zihninde çok büyük ufuklar açacak alanlar. Ben bilim kurgu ve fantastik okumaya yeni başladım nispeten. Bu arada edebiyat çıkışlıyım. Marmara'da da yüksek yapıyorum edebiyatta. Lisans eğitimim sırasında klasik edebiyatımızdan da çok eğitim aldık. Onun devamında yeni edebiyat çalışıyorum yüksek lisansta. İşte bu Cumhuriyet dönemi öyküleri, romanları, şiirleri hepsine az çok hakimim. Ve bunlarla yoğruldum ama bir yerden sonra şunu hissettim. Tamam da yani ne? Yeni bir şey artık. Yeni bir şey dediğim noktada ben artık bilim kurguyu fantastiği buldum. Normalde insanlar bilim kurguya fantastiği lisede başlıyorlar. Ben bu yaşımda biraz bunlara evrildim. Çünkü bize yeni bir şeyler katıyor. Ama bunlara biz Türk edebiyat açısından baktığımızda bunun karşılığını göremiyoruz. Bunu yaygınlaştırmamız lazım. Çocuklar üzerinde de yaygınlaştırmamız lazım. Peki çocuklar üzerinde nasıl yaygınlaştırılır? Şimdi mesela siberpunk çocuklar üzerinde yaygınlaşmak belki biraz zor olabilir. Evet. Ama fantastiği bilim kurgu yaygınlaştırmamız oraya no diyorum ben. Nasıl olur? Çünkü dördüncü sayımızda 8 yaşında bir yazar olacak. Bunu şimdiden söyleyeyim. Yani hani şöyle bir şey var. Bunu reddediyorum öncelikle. Ya şöyle da reddediyorum. Yok çünkü şöyle hani yok ya tabii ki reddediyorum. Şöyle hani yani burada aslında düşünsel olarak yanlış bir deney yapılıyor bence. Çünkü beyefendi eleştiriye katkı amacıyla çocukların dünyasına inmesiyle ilgili. Belki mümkün olmasa bile bize bunu tartıştırmak istiyor beyefendi. Yani diyor ki çocuklar için bilim kurgu mümkün mü? Hadi düşünelim diyor. Oradan şey geliyor. Bilim kurgu mümkün de bu sanlar cyberpunk. Yani tabii ki çocuklar da cyberpunk yapabilir. Cyberpunk deyince aklımıza küfürlü metinler mi geliyor sadece? Hani bence çocuklar daha iyi cyberpunk yapıyor ayrıca. Bizden, hepimizden daha iyi cyberpunk yapıyorlar. Tabii ki bilim kurgu da yapabilirler. Yani ben böyle düşünüyorum. Hani İsmail, şeyi hatırlarsın. Şimdi bir sene Şişli Terakki okullarıyla ortaokul düzeyinde bilim kurgu öykü yarışması yaptık. O kadar güzel öyküler geldi ki. Ve çocuklar yarışmaya girdikleri bilmeden öğretmen söylemiş. Onlar da öykü almışlar. Dereceye girenler
sahneye çıktıklarında tepsi tutuyorlar. İşte çocuklara bilim kurguyu, fantastiği böyle yayarsınız. O şekilde yayıp yani bir de belki okullara şu anda bu şekilde ulaşmak lazım. Mesela, o yarışmada çıkan kitapla öyküleri bir seçki olarak basarınız. Bizim basma gücümüz yok. Belki yani basılabilir ama ben o öyküleri şeye gönderdim. Yani bilim kurguyu yükseliyorum. E-dergisine gönderdim. Şöyle olabilir belki. Hem bilim kurgu yani Cyberpunk'ta da yapılabiliyorsa ne ala. Yani daha zor gördüğüm için yapılamaz. Hocam bir edebiyat teorisyeni olarak yapılabiliyorsa ne ala. Siz bunun teorik olarak yapılabildiğini biliyor musunuz gerekiyor? Yapılabilir. Tabii. Diğer alanlara göre biraz daha zor olur diye düşünüyorum. Şimdi mesela diyelim ki Cyberpunk'ı ne kadar zamandır çalışıyorsunuz? İlk defa 8 yaşında bir çocuk öykü gönderecek. Yani kitlesi az olur. Yapılabilir. Ben Cyberpunk'ı uzun zamandır çalışıyorum öncelikle. Fakat dergi olarak bir senede çıkarıyorum. Mesela ben uzun zamandır da yaşıyorum. Yaşıyorum. Ama hani... Hayatlıyım. Hani sen bunu bugün öğrendin mesela. Anladın mı? Ben mesela 90 bir dakika şöyle bak. Demiyorum. Olabilir ama muhtemelen daha... Mesela şöyle bir şey yapabilir misiniz? Diyelim ki bir sonraki sayınızda asıl derginin yanında bir ek dergi çıkartıp ben bu ek dergide çocukların yazdığı, gönderdiği şeyleri çocuklara hitap eden bir öykü seçkisi yapmak istiyorum. Bunu dediğinizde size gelecek 10 tane çocuk öyküsü var mı? Var. Tamam o zaman. Ben bunu şöyle cevaplayayım. Hayır. Şu an ben şöyle cevaplayayım. Bir saniye yani bu bence... Ya Ruşen'i severim yani Ruşen'i uzun zamandır da tanıyorum. Ruşen hani bu söylediklerimin senle şeyini düşünmeni istemem yani. ben direkt böyle hani bir ekibe cevap veriyormuş gibi algılanmak istemiyorum yani. Hayır ben Ruşen onların ekibinde değilim. Boşuna onları özür dilemiyorum, açıklama yapıyorum. Bir kusuru işlediğimi düşünmüyorum hanımefendi. Yani önce bir bence iletişimi doğru kurmak istiyorum ben. Şöyle, şu an ben çalıştığım okulda çocuklarla zaten bir bilim kurgu, her sınıfa bir bilim kurgu kitapçığı yaptık. Size onlardan göndereyim ben. Çok mesela 10 çocuk değil, 72 çocuk var şu an. Ben bilim kurguya... Buraya da getireyim hatta, evet. Onlardan. Hatta bu çocukların, bu eserlerin bazıları cyberpunk, bazıları fantastik, bazıları bilim kurgu. Ama çocukları bir kısıtlama alanına almıyorum. Çünkü... Bir kategori alanını almıyorum. Çünkü onları sıkıştırmadan daha iyi üretiyorlar ya. O sebeple işte sen fantastik yaz, sen bilim kurgu yaz, sen cyberpunk yaz. Aslında bunlar bizim sorunlarımız. Hani bunlar belki de yetişkin dünyasının gereksiz sorunları yani diye düşünüyorum. Aslında ben tam o noktada bir şey merak ediyorum. Size yazılar geliyor, öyküler geliyor haliyle. Bu sahiplerine dönüşler yapılıyor mu? Olumlu, olumsuz ya da eleştirel bir metin, onun öyküsünü eleştiren bir metin yazıp gönderiyor musunuz? Mesela o süreci nasıl hallediyorsunuz? Küsenler oluyor mu? Hepimize mi? Hepinize soruyorum, evet. Ben başladım. şöyle, şimdi bize bir metin geldiğinde biz öncelikle sanırım en diken üstünde olan dergi biz olabiliriz. Çünkü çok fazla kelimenin üretildiği bir alanda çalışıyoruz. Şimdi bir yazar bize bir metni gönderdiğinde biz bir bozukluk gördüğümüzde onun bozukluk mu yoksa kasten yaratılmış bir şey mi olduğu konusunda tereddütte kalıyoruz. Ve sürekli yazara geri dönüş yapmak zorunda kalıyoruz. Olumsuz dönüşler oluyor. Olumsuz yaptığımız dönüşler var. Ama mutlaka dönüş yapıyoruz. Onu soruyorum zaten. Önemli olan o. Olumsuz dönüşlerde aslında olumsuz dönüşlerin temel sebebi şu. Derginin o sayıki senkronizasyonunda çok ayrıksı duruyor mu? Ya da işte bilim kurguysa önce o bekliyor biraz. Cyberpunk gelirse önceliği onu veriyoruz. Evet. Çünkü bilim kurgu bir şekilde nefes alabiliyor roketle. İşte fantastik bir öykü yerse şimdi artık nefes alabilecek. biz aslında kendi sevdiğimiz türü yapmak istiyoruz. Hani böyle bir durum. Tabii ki dönüş yapıyoruz ama mutlaka. Aslında bir yönlendirme. Ama eleştiri konusunda mesela şöyle düşünüyorum. Biz mesela birine şöyle bir mail atmadık. Yazdığın eseri okuduk. İşte yazdığın eser çok harika değil ama işte biraz şuna dikkat. Böyle bir şey yapmadık. Çünkü bu o kadar bence edebiyat özgür bir iş. İstemiyorsan yayınlama ve yayınlamayacağını söyle. Çünkü size mail atan kişinin mail atarken beslediği duygular var. Ben böyle düşünüyorum mesela. Bence işte tırnak içinde profesyonellik neyse bence insanları küstürmemek de bunun bir tarafı diye düşünüyorum. Size bir mail geliyor, okuyorsunuz öyküyü. Evet, bence bazı sorunlar olabilir. Sizce de olabilir. Hatta sizce benim öykümün bazı sorunları olabilir. Ve gerçekten bu sorunlar var da olabilirler. Tabii ki. Yani eleştirinin niyetinin dışında var da olabilirler.
Ama bu benim üretmeme engel değil. Sizin benim motivasyonum bozmanız gerekmez gibi gibi düşünüyoruz. Yani biz hiçbir zaman geri dönüş maillerinde işte biz sizin işte efendinizsiz. Doğru düzgün yaz bir daha gönder demedik hani. Siz bu sözü nasıl? Rokette mutlaka olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapıyoruz ve olumsuz geri dönüş yaptığımızda eğer yazar isterse, eleştiri isterse bizim her öykü için aldığımız notlar var. Her bir yayın kurulunda yer alanı. Onları o şeye iletiyoruz. Bunu aslında TBD'den biraz evet, şey yaptım. TBD onların taktiğini kullandım biraz ve bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani eğer reddediyorsak ve bize göre eksik olan yanlarını o yazara iletmeliyiz ki burada bir gelişim süreci olsun. Yani bir okul görevi de işte. Evet, yani dergiler zaten okuldur bir nevi. Edebiyatın dil sonuçta öğrenilebilen bir şey sonradan da olsa. Dolayısıyla evet. Birçok hareket hep edebiyat dergileriyle ortaya çıktı. Evet, Emre siz nasıl hallediyorsunuz? Sizde bir çizim var. Evet, bizde öyle bir durum da var. Şimdi biz oturuyoruz, okuyoruz. Sonra Büşra karar veriyor diyormuş. Hayır ya, kenara not yazıyorum Büşra. Şaka bir yana şöyle, mesela Selin burada. Selin Arapkirli, onun öyküsünün üzerinden söyleyeyim. Öykü bize geliyor. Biz üçümüz değerlendiriyoruz. İşte bu ikinci sayıda daha çok oluyor. Gerçek sayıda biraz daha farklı oldu. Ve daha sonra orada alınan notlar üzerinden yazarın ne diyoruz ki böyle şeyler gördük. Olumlu ya da olumsuz. Bunları dikkate alırsan seviyoruz. Yani burada aslında olumsuz da değil sadece. Yani başkasının penceresinden senin kurgun nasıl görünüyor? İşte Minker'in hikayesi mesela. Benim gözümde başka görünür. İşte Büşra'nın yüzünde başka görünür. Maksat okur yorum alıp yazar körlüğüne yakalanmasın. Yani yazarın iyiliği, kötülüğü, niteliği meselesi değil. Yazara perspektif katma derdimiz var. Onun için okul olduğu kanaatine katılıyorum. O açıdan teşekkürler. Beyefendi siz bir soru sormuş. Ben çocuklar için bilim kurgu konusunda kısaca bir şey söylemek istiyorum. Ben ilkokul, ortaokul çağında Jules Verne'in çocuklar için basitleştirilmiş romanlarını nefes nefese okudum. Ay'a Seyahat, Denizler Altında, Yer Altında Mesaf gibi gibi romanlar. Yani çocuklar için çocuklarda bilim kurguya karşı büyük bir ilgi olduğundan eminim. Bu romanlar artık bugün bilim kurgu olarak geçen mi bilemem. Ay'a Seyahat, Ay'a Gidildi. Kaç yıl oldu? Dönemine bakarız hala yine bilim kurgu. Denizler Altında, Atom Deniz Altları dolaşıyor falan ama mutlaka çağa uygun bilim kurgu eserleri çocuklar için çok ilginç olacaktır. Bundan eminim. Zaten yerli edebiyatımızda çocuk bilim kurguları da yazılıyor. Yazılmıyor değil. Örnekleri var. Tabii onun daha da fazla yoğunlaşması lazım. Buyur. Soru değil ama bir ekleme yapmak tabii istiyorum. Okul öncesi öğretmeniyim. Aynı zamanda çocuk kitapları yazarıyım. Yeni yetişkin öykülerine daha da adım attık. Şimdi çocukların dünyası sandığımız kadar kapalı değil aslında. O yüzden bu öneriler benim bir noktada hoşuma gitti. Yani onlar zaten çok fantastik düşünüyor. Onlar zaten çok uç sınırları düşünüyor. Biz sistem içinde onları kalıplara sokarak daraltıyoruz. Dolayısıyla alan açılırsa ve işte sizler zaten bu noktada bence öncüsünüz. Çocuklara fırsat verilirse emin olun onlar çok daha alasını yapacaktır. O fikirlerini sadece uygulayabilecekleri bir alana ihtiyaçları var. O kalıpları daraltmadan bir ortam sağlanırsa çok daha gelecekte bu alan şu an konuşuyoruz yani çok yaygınlaşmadı, çok işte satışlar şöyle böyle. Gelecekte gümbür gümbür bir nesil gelebilir diye düşünüyorum ama fırsat verilmesi gerekiyor. Aynı fikirde. Bu arada bize öyküler geliyor, fantastik öyküler. Geçen gün 12 yaşında sınav bir genç arkadaşımız yazmıştı fantastik öykü. Ama ne yazık ki biz şu an yer veremiyoruz. Bazı telif sorunlarından vesaire durumları etmek isterim. Çünkü bu anlamda bir hukuki anlamda bir sıkıntı var. Ama benim hep aklımda vardır yani. Hatta şey konuşurduk hatırlarsan, bilim kurgu kulübünde bir altyapı kuralım diye. Nasıl bir sıkıntı? Nasıl bir sıkıntı var? Evet. Yani yok, ben bunu birkaç kişiye danıştığım zaman sıkıntı olabilir, aileden izin sıkıntıları falan aileden dediler. Aileden izin almak gerekiyor. İşte ben ona girişemediğim için şu an duruyor askıda. Yani sen bak, sorun değil o. Sizin mi sorunuz vardı? Ben şunu soracaktım. Bilim kurgu, ya müdürlük yapan 3 farklı dergiyi görüyoruz öyle. Bir de tüketiciye pandemi sonrası dönemde de bir öncülük yapılması gerektiğine inanıyorum. Onu söyleyeyim. Ben işte 2020'den sonra sürekli tüketmeye doğru
yönelen bir insan. Çünkü ben üretimleri düşürdük, kapandığım dağıtımlarını azalttık, dışarı çıkmadık, etkinlik de yapmadık, sosyalliği de aşağıya çektik. Şimdi bugün burada olma sebebim tüketmek. Gerçekten tüketmek için geldim. Sizden bilgileri alabilmek, görüş açılarını alıp benimseyip bunu hayatımda kullanmak. Sorum şu, pandemi sonrası tüketmekten sıkılmış, artık konuşmak isteyen insanları bir araya getirecek etkinlikler düşünüyor musunuz? Burada oluyor aslında sürekli. Yok, bu burada. Tabii. Burada da var. Ama hafta içi işte. Bak mesela ben Şeker Pınar'da çalışıyorum. YouTube ve üzerinden de yayınlanıyor onlar daha sonra. Hafta sonu da etkinlikler de böyle olabiliyor. Hafta sonu etkinliğiniz varsa bak bunun duyurusu da yapılabilir mesela. Bu da çok yapıyoruz, güzel. Yapıyoruz. Var şey. Tamam ulaşıyor. Ben yanlış yerlere bakıyorum. Yani Bilim Kurgu Kütüphanesi'ni her türlü sosyal medya sayfasından takip edebilirsiniz. Çok güzel. Aylık programlar da çıkıyor. Bir hafta öncesinden de duyuruyoruz. Buyurun. Yani e-posta adresinizi kaybolursunuz, sürekli düzenli o e-posta gelir. Vallahi biliyorlar. Hocam, çocuk bilim kurgu edebiyatına şöyle bir açıklama yapmak isterim. Neon Nexus'un her sayısında şöyle bir klişe var. Uğur Karabürk'ün aslında bu köşeyi yönettiği. Her sayıda bir Jules Verne incelemesi koymaya çalışıyoruz. Bu da bayağı ilgi görüyor. Uğur zaten bence bu işi harika yapıyor. Jules Verne konusunda ben bir süre sonra aynı danteoloji gibi Uğur'dan sonra Jules Verne'in bir ana bilim dalı olabileceğine falan inanmaya başladım. Çünkü işte Jules Verne'in buzulları, işte Jules Verne'in adaları, Jules Verne'in kaptanları ile ilgili bir sürü şey biz arka planda da çalışıyoruz. Yayınlanmamış bazı, bir tanesi yayınlanmamış olabilir şu söylediklerimin. Ve müthiş derinlikli bir evren ve aslında hocamın bahsettiği o işte özet baskıları okumuştuk biz. Belki birçoğumuz okumuştur. Hani işte 2 yıl okul tatili, işte balonla 5 hafta. Hatta devlet tiyatrolarında 80 günde devre hala. Oraya mesela şöyle, Uğur'un sayesinde başımıza şöyle bir şey geldi. Gene işte çocuk edebiyatı. Biz de sonradan fark ettik. Uğur'un yazıları fark ediliyor bir şekilde bazı arkadaşlar tarafından. Bize mail attılar böyle. Biz de işte 80'li devre alemin oyuncularıyız. Gelin bizi izleyin, siz Jules Verne üzerine bir şeyler yapıyorsunuz. Uğur hocamla beraber gittik izlemeye. Harika da bir oyundu. Neon Nexus'un belki de bize kattığı ilk şey buydu. Hani ekonomik bir şey değildi ama o gün Uğur'la şey hissetmiştik. Ya evet, boşa değilmiş, bak ne güzel falan. Aslında bilet ucuz ama mesele parası değildi bizim eskiden için. Eskiden radyo tiyatroları da olurdu o romanları. Evet. Radyo oyunları. Yazılarını bizim sosyal medya sayfalarında duyursak biz, o her yazı, her dergi buraya gelse, biz onu sosyal medya sayfasından duyursak, binlerce kişiye, milyonlarca kişiye ulaşacak. Evet. Uğur hocam bunu bence fazlasıyla hak ediyor zaten. Bu. Siz buyurun, soramadınız. Şimdi benim kafama şu takıldı. Konuşmanın başında dinlediğimden beri biraz karamsar bir manzara görüyorum. Çünkü özellikle ekonomik kısmına gelince o genel olarak. Ama şöyle bir şey var. Bir şeyin ekonomik getirisi yoksa aslında onun kalıcılığı da bir yoktur gibi bir noktaya geliyor. Ben şeyi soracağım mesela. Madem su bütün tekneye yüzdürmüyor, neden 3 aylı fanzin ya da fanzinler neden birleşmiyor? Neden ben de onu diyorum. Soralım. Farklı farklı konulardan devam ediliyor. Hani her çünkü derginin şey oluyor yani, dergiler birleşse aslında daha az hikaye yayınlanır ama o dergi yüzmeye başlar. Bunu biraz şeye benzettim soruyu. Hani böyle sol partilere hep denir ya, neden birleşmiyorsunuz? Neden tek parti şey halinde? Pink Floyd'la Depeche Mode aynı albümü yapacak. Ondan dolayı her bir derginin kendine has bir tarzı var, kendine has bir duruşu var. Yani Neon Nexus'un çok daha farklı, bizim çok daha farklı, Lageri'nin daha farklı. Bu da büyük bir renklilik sağlıyor. Bunun hepsini aynı çatıda toplarsak tek sesli bir şey ortaya çıkmış olacak. Ama devamlılığı garantilenmiş olacak daha fazla. O da garanti değil. Yani şu an böyle bir garanti yok. Tamamen spekülatif. Kötü bir yerde olduğumuzu söylemedik. Bunu söylediniz ama biz tam tersi. Hiçbir şeyin garantisi evet, yok. Evet ya şöyle. Ya bu dediğimizin garantisi yok şu anda mesela. Yani o dergi çıkarsa daha çok satar. Olmayabilir yani belki. Tam tersi olabilir. Tam tersi olabilir, bunu bilemeyiz. İsim neydi sayın hocam sizin? Mahmut hocam. Ya Mahmut hocam mesela yayıncı olarak diyor ki ben bilim kurgudan zarar etmiyorum. Hani çok para kazanmıyor. Tabii yok, çok doğru ve çok güzel. Güzel yani, güzel bir şey. Sonuçta hani şöyle yaklaşmak da kötü. Hani
yayıncının da böyle açlıktan ölmesini istemek de kötü bir şey. Hani yani batsın falan, bunlar çok negatif fikirler. Yani kazanmalı yani. Hani bilim kurgu daha çok okunmalı zaten hani. Bu sebeple daha çok satılmasını ben de diliyorum. Mesela bu sürdürülebilirlik açısından şöyle bir şey var. Biz Claros yayınlarıyla çalışıyoruz şu an. Claros yayınları diyor ki, işte siz her sayıyı bana verdiğinizde ben diyor 500 tane basıp dağıtmaya çalışacağım diyor. Ama diyor siz bana gönderdiniz, ben basacağım. Bizden para da istemiyor. Dijital basıyor. Mesela 100 tane basıyor. Biterse 100 tane daha basıyor. Ama 500 tane adet basabileceğini bandrolünü, beyanını alıyor. Bu sebeple bizim için sürdürülebilirlik şeye kalıyor sadece. Zaman ayırmaya kalıyor. Hani çünkü yayın evi de bundan böyle düşünüldüğü gibi bir kar etmiyor zaten. Ama basmaya devam edeceğini garanti ediyor. Biz de para almayacağımızı biliyoruz. Hatta biraz para harcıyoruz ve sürdürülüyor. Hani birleşme konusu da birleşme fikri bence, ya birleşme fikrini kendi anladığım şekilde eleştirmek istiyorum. Size değil yani, genel bir birleşme fikrini. Ben mesela rizom fikrini severim. Yine Ulus Baker'in de bahsettiği rizom fikri vardır. Ben bir şeylerin birlikte birbirine zararlı olduğuna inanıyorum. Bir şeyler, şeyler birbirinden ayrıyken daha güzeller. Rizom bu sebepten kıymetlidir. O yüzden hani Neon Nexus bir şeyle birleşmek yerine tam tersi bölünebilir. Daha güzel olur diye düşünüyorum. Ayrı parçaları olur. Mesela Neon Nexus'tan ayrı bir çocuk yayını olabilir. Bunu mesela bugün artık ciddi ciddi düşünüyoruz. Bir de o şekilde batmak istiyoruz. Batmak isteyebiliriz. Yani bölünme fikri bence daha doğru bir fikir. Ayrışma değil de bölünme, bence bizi hayatta tutan şey belki de bu. O yüzden ayrıyız. Hayatta ben kalmak için. Bir şey eklemek istiyorum müsaadenizle. Bölünme demeyin de çoğalma diye. Çoğalma daha hoş bir tabir olacak. Şimdi mesela az önce söyleyecektim, söyleyemedim. Çizim de geliyor mesela çocuklardan, daha doğrusu genç arkadaşlarımızdan diyelim. Benim hep aklımda şey vardı. Bir çocuk matbuu yayını. Yani tamamen çocukların çizimlerinden ve öykülerinden oluşacak. Yani hatta bununla ilgili bir Ali Öztürk hocamız var. O da kitapları çocuk kitaplarını yayınlıyor kendi derslerinde çocukların. Ben öyle bir şeyi planlıyorum mesela. Yani arka planda, zihnin arkasında var. Ama bu şartlarını... Projeler sorduğumda niye söylemiyorsun? Şöyle, orada aslında girecektim. Giremedim, fırsat olmadı. Ya şöyle, onun fantastik olduğu için o çok daha başka bir şey sunuyor orada. Evet. Ejderhalar, cadılar vesaire. Onunla ilgili öyküler de geldiği için zorluyor aslında orada süreçmeyi oraya, ama bunun altyapısını oluşturmak biraz benim açımdan zor. Çünkü çok fazla dağılmış vaziyetteyim. Böyle bir durum var yani aklımda. Onu da belirtmiş olayım. Buyur. Ben Çiçi Tereke'de çalışıyorum bu arada. O projeleri falan takip etme keyfini yaşadım. Eğitim teknoloji üzerine çalışıyorum. Kendim de bilim kurgu yazıyorum, yayıncılığını yapıyorum bayağı bir zamandır. Benim iki tane şey dikkatimi çekiyor. Bir tanesi şu. Şimdi bilim kurgunun Türkiye'de yani az ilgi gördüğüne dair bir kanı var. Doğru değil. Netflix açarsanız en çok izlenen ilk 10 filmi yaklaşık 6 tanesi bilim kurgu. Ve bu yıllardır böyle. Aynı şekilde Prime'ı açarsanız yine aynı şekilde. Sinemalarda da böyle. Türkiye'de çok güçlü bir merak var. Nereden anlarsınız? Herkes iPhone'un sonuncu versiyonu kullanmak ister. Ve dünyada çok az kullanıcı deneyimlerine bakarak söyleyeyim, elindeki cihazı bu kadar dibine kadar kullanıyor. Yani yoldan geçen adama sorsanız, TOG'un Tesla Y ile işte arasındaki farkları anlatacak noktaya geldik. Yani bizim halkımıza enteresan bir yeni teknolojileri ve dünyanın bir sonrasına merak var. Yani mesela yapay zeka haberleri Twitter'da ilk 10 arasında. Çok dikkatimi çekiyor. Yeni bir yapay zeka modeli çıkıyor. Bir bakıyorsunuz oraya girip insanların ilgisini çekebilecek bir noktadayız. Bizim problemimiz her zaman olduğu gibi pazarlayamamak. Yani elimizde bir ürün var. Ürünün ulaşması gerekiyor. Nasıl? Milli Eğitim Bakanlığı bir yarışma olduğu zaman, kabul edilmiş bir yarışma, binlerce okula o yarışmanın duyurusunu göndermek zorunda. Gönderiyor. Her okulun müdürlüğüne geliyor ve o okul içinde duyuruluyor. Şimdi düşünün, bir yarışma yapmak demek sadece bir derginin kapsamında kalan bir şey değil aslında. Yani çok büyük bir kitleyi harekete geçiriyorsunuz. Bir şekilde duyuluyor. Aynı şekilde üniversitelerin kulüpleri var. Yalnızca bilim kurgu olanları değil. Hani geleceğe, iş dünyasına yönelik. Çünkü şu anda artık bilim kurgu demek, 2 ay ya da 3 ay sonra kuracağınız startup'ın konusu demek. Yani Her filmi çekildi. Bir hafta önce biliyorsunuz Sam Altman, artık Her filmi gerçeğe dönüştürüldü. Biz bunu yaptık dedik. Aynı şekilde şu anlama geliyor. Şu an bilim kurguyla ilgilenen çocuklar yarının
ekonomi anlamında liderleri olacak veya bir getirileri olacak. Yani durduğumuz yeri belki yeniden bir konumlandırmamız algı açısından bazı farklar yaratabilir diye düşünüyorum. Bu şerefsiz selam ekleyeyim. Gerçekten çocuklar arasında bu ilgi var ki zaten ülkemizde artık anime furyası tamamen bitmesine rağmen bakıyorum halen gençlerde bilim kurgu temalı animeler ilgi görüyor. Beyblade, Mega Man, sonra Digimon gibi böyle tamamen bilim kurgu olan şeylere ilgi görüyoruz ve bunları da izliyorlar. Aslında başımıza gelen mevcut durumdaki şeyden dolayı anime furyasını kapatmak yerine devam etmeli. Çünkü Türkiye'deki en iyi Türkçe dublaj TRT dublajıdır ama ne yazık ki TRT'de artık 2001'den sonra o şeyi bıraktı. Artık sürekli bu Batı'nın subliminal mesajı ön planda olan filmleri yayınlamaktadır. Ben Batı izlemektense Uzak Doğu tercih ederim. Hani eski anime furyasından gelen biri olarak. Şaka. Evet. Aslında buraya bir eklemek istediğim bir şey var. Biz Neon Nexus'un sayılarında cyberpunk olup ve anime olan yazı incelemeleri yapıyoruz. Sanırım Uğur'a geldi ya da geri çıkmış olabilir. Uğur arkadaşımız o bölümde yazıyor. Hatta son sayıda Steins Gate diye bir cyberpunk animenin bir tanıtımını ve incelemesini. Zaman yolculuğu. Evet, çok çok harika bence. Animeye yer vermeye çalışıyoruz tabii ki çünkü bence çok değerli zaten. Bence gerçekten 2000'den sonra devam edilmeli. Çünkü Türkiye'nin en iyi dublajı bize aitti. Türkçe dublaj olan TRT'nin evet. Dublajı. Evet, var mı soru sormak isteyen? Yoksa ufak ufak bitireceğiz artık söyleşeyi. Yok sanırım. Teşekkürler. Öncelikle hepinize sizlerin de ayağına. Bizler teşekkür ederiz.